görmesi, ısınması, duman salınımı olması ve kaybolması durumunda acilen kabin ekibine bildirilmelidir. Trebizon, Trebizon, içi kalay, içi kalayli kazan, içi kalayli kazan. Ne alaka? Efkarlı günlerime, efkarlı günlerime. Geldi çattı, geldi çattı Ramazan. Trabzon'dayız. Şimdi abim, o ekibin dinamosu olan abim bizi alacak ve buradan Rize'ye gideceğiz. Asıl takvim yarın başlayacak ama bugün bir teyzeme gider, oradaki bahçe işlerini bize bir kitler diye düşünüyorum. Ben patates toplamayı çok seviyorum. Hayatım, patates burada pek ekilmez. Ama annen var dedi. Ha, arıyor beni. Ya oğlum, dünyada tek ucuna niye gidiyorsun? Aa, o değilsin lan. Dur. Aa, oğlum burada mısın lan deminden beri? Hocam geciktin. Ben gecikmedim oğlum, siz erken geldiniz. Bir şey soracağım son. Ha. Video izledin mi son videoyu? Son video ne? Yılbaşı. Yo, izlemedim. Oğlum maymunu koydunuz mu lan? Sen en iyi maymun taklidi değil bence. Çünkü maymunsun orada sen. Taklit değilim. Hep telefonla. Ben yemeğim 5 saattir yoldayız. 5 saattir telefonla uğraş. Ya demedim mi sana? İşte briefing. Briefing. Alıştık hocam briefing vermeye. Tünel mi burası? Of. Muyku. Bak, soruyu kelimeyle soruyorsun aslında. Evet. Muyku. Mu ikum. Mu ne ikum yapıyorsun? Ay ben mu ikum. Lanet olsun dostum, ne yapıyorsun? Akım of diye açıyor. Of. Tamam, tamam, geçtin artık. Tamam. Yeter be. Bu geldiği zaman var ya, fare kadardı. Nereye gidiyoruz Metap abla? Bak bunlar, yılan. Bunlar çay böyle toplanıyor bak. Nasıl kış yılanları? Ne yapıyorsun lan? Isırdın mı? Isırmadım. Yaprak. Bunların elle toplandığını düşünen insanlar var. Aa! Topluyorlar evde. Merhaba gençler. Allah. Allah, tam senin fotoğrafını çektim. Niye kaçıyorsun? Yumurtayım bakayım. Burada güzel bir sera var. Bunun bir hikayesi var. Bir şey oldu burada seraya geçen gün. Teyzem dedi ki, geçen gün dedi burada dedi bir dedi fırtına oldu dedi. Ve dedi daha önce hiç o kadar rüzgar esmemişti dedi. Seranın üstünü uçurmuş. Üstü açık sera. Daha önce görmediğinize yemin edebilirim. Kolay gelsin gençler. Ya bu bir şey söyleyeyim mi? Benim boş bir bavulum vardı ya. Onu galiba portakalla doldurabilirim. Ne oldu şimdi? Ama ya ben ama ben portakal çok seviyorum. Biraz daha sağlam için güzel oluyor. Sen de hep ulaşılamaz olanlar en güzeli. Ama onlar hangisi, daha güneş aldığı için daha örümcek havada gidiyor Mete abla. Bu mu? Bu geldi. Evet geldi. Bu sapını ne yapacağız? Onu kopar. Sadece beyaz olan yerini götüreceğiz. Bu. Evet. Şu kadar emek var. Şu mu yani? Marifetine bak dibindeki. Ay, burası ineğin mekanı değil miydi eskiden? Bu da ineğin sandalyesi. Ah be. Eskiden burada otururdu. Bu odunları işte ellerimle topladım. Görüyorsun. Evet, hatırlarsanız son videoda bir limon şöleni olmuştu. Yanlış kopardım, çaktırmayın. Limon. Çok severiz. Of. Limon gibi limon. Bununla ne güzel çiğ köfte yenir var ya. Yarın çok güzel bir yere kahvaltıya gideceğiz. Mekan olarak çok güzel. 2 dakika dur ya. Arkadaşlar beni trollüyor. Buyurun. Videoyu onun burnuyla kapatacağım. Bunu koyacağım kardeşim. Bunu koyacağım, tamam mı? Abi bir Mehmet amcaya merhaba. Güle güle diyeyim ya. Tamam. Dur ben de. Ne haber? Sen ne güzel zayıfladın ya. Yok ya. Vallahi. Bir şey zayıfladım. Mükemmelsin ya. Bir şey zayıfladım. Pantolonuna da bayıldım. Aynısından bende var. Var mı? Aynen öyle. Bir tane aldım. O da bizi çekiyor. Anı olsun, hatır olsun. İkimiz burada yatacağız. Tamam. Ya da birimiz burada, birimiz koltukta yatacağız. Sizin de ikimiz koltukta yatacağız ama burada yatak varken
doğru düz. Heh. Bir atışalım. O yüzden kör bence dönüş. Buraya için bir taş makas kağıt yapalım. Kazanan tamam, burada yatar. Tamam hazırım. 1, 2, 3 yapıyorsun. Tamam. 3, 3, 1, 2, 3. Geldik. Ne burası mı? Hı hı. Şöyle şuraya bir yapalım. Peki bir maymun taklidini bu maymun taklidini daha doğrusu yapabilmeniz için kaç yıl maymunlarla yaşadınız? Hep maymunlarla yaşıyoruz zaten. Güzel, teşekkür ederiz. Mehtap abi, ben maymun olsaydım ondan iyi taklit ederdim. Ne demedim? Sen türün farklı. Ben şempanzeyim. Ben o şey var ya, o kırmızı götlü maymun. Evet. Ya biliyor musun onları? Acayip tatlılar ya. Kahve içeceğiz ve kahveden sonra spiritüel güçleri olan biri var aramızda. O bize fal bakacak. Bakacağız falımızda neler çıkacak. Halim. Neyse halın. O çok sınıf halın. Halın. Hadi. Yunus. Yol var değil mi? Çok. Bir sürü. Hep yol olur zaten. Akıyor ya çünkü kalbi aşağıya doğru. O yüzden yol oluyor. Kalbi görüyor musun? Benziyor mu? Doğru söyle. Benziyor. Şunu görmüyorsan körsün. Kalp var evet de ne yani şimdi? Kalp? Bilmiyorum ki. Ne olabilir? Bu mu efendim? El almış halim bu mu? Peki. Şurada da bir Yunus var. Yunus var zaten. Var. Nasıl falcı ya? Yanlış vallahi kişiye geldik herhalde. Ne bileyim. Sizi çok övdüler. Google puanlarınız çok yüksekti. O yüzden size gelelim dedik ama. Canavar yüzü mü, baykuş mu? Bir şey var bak gözleri, kafası. Hayal dünyasıyla alakalı bence. Ver ben bakayım. Bak bakayım bir de sen yorum. Evet bu kocaman bir dağ görüyor musun? Bak, peri bacalar var. Nevşehir'e gidiyorum. Falcı var. O sensin muhtemelen. Tepende bir ay ya da güneş var. Demek ki senin söylediğin şeyler çıkacak. Ya saçmalama. Fal kim ben kim ya. Merhaba. Valla sona kadar indik. Biraz ne korktuk ama şimdi emin olarak inebilirsiniz. Ayı falan çıkar mı falan diye. Size bir şey olmadıysa biz de geçelim. Yarın saat ama dikkat edin. Soğuk. Evet aşağı yani şurayı şey, sakın aldanmayın. Yürüyünce sıcak olur diye düşündüm. Yok yok buraya sakın aldanmayın. Derenin içine inince üşüdük yani. Biz montlarımızı şurada güneş vurmaya yakın çıkardık. Hmm. Şimdi ben bir özet geçeyim. Mevzu şu. Aşağıdan gelen bir grup hemşinli yerli ile karşılaştık ve dediler ki gidiş geliş toplam 1 saat 10 dakika ama üstünüzdekilerle donarsınız. Of ben yoruldum biraz şurada oturabilir miyim? Saçmalama ya bayır aşağıya bakıyorum. Bayır aşağıda kaslarım çalışıyor. Hayır. Ay. Bak dereye inersek suya ulaşabiliriz, su içebilirsin. Dereden su içilir. Nasıl ya? Dereden su içilir tabii ki. La bu dereden içilir sesi görmüyoruz nasıl akıyor? Ben içeceğim. Dereye inersem su içerim. İçmeyen... Ya ben dereye düştüm daha önce arkadaşlar. O yüzden çok yaklaşmayı düşünmüyorum. Ay çok korkmuştum. Bence başaramayacağız. Hadi gidelim. Şu an fark etmiyorum. Abi sen montlu olan tek insan sensin. O yüzden en aşağı sadece sen inebilirsin. Biz evet. Güneşin indiği yere kadar inebiliriz. Ne yapacağım ben? Hadi gidelim. Bir tek turist ben sayılırım. Onlar zaten buralı arkadaşlar. O yüzden zorla onları aşağıya indiriyorum. Onlar inmek istemiyor. Ben bir daha geleceğimi düşünmüyorum. Yani gelirim de bir daha. Ancak herhalde bir 5-6 ay sonra gelirim. O yüzden şimdi göreyim. Sonra yine görürüm. Tecrübe tecrübedir. O yüzden eğer geldiyseniz burayı ve akrabalarınız sizi buraya getirmiyorsa zorla kendinizi buraya getirtebilirsiniz. Çok güzel bir yer. Yok işte diyorlar ki İnmek bir saattir. Yok işte. 45 saat. Kayıyor. Kayıyor orası. Dikkat edin. Oy dere derin dere.
derman ol derdumuze. Derman ol değil canım, başka. Düşerim, düşerim şimdi. Başka bir şey isteyeyim misin? Hayır. Yattım uyuyemedim. Oy hep birlikte. Yattım uyuyemedim. Benim sesi abi dörtte çarpıp koyabilir miyiz? Çünkü tabii, kimse tabii söylemedi. Hemşin yaylalarına. O kişi hani ben değilim. Şu ses çok önemli bak. Tamam mı? Gördüğüm en iyi maymun. Arkadaşlar Mençuna diye bir yer varmış. Ben gitmedim. Anlat anlat. Fındıklı'da. Evet. Yok. Patika ormanın içinden bir yoldan yürüyorsun. Diyorsun ki lanet olsun. Bir dakika, bu işkenceyi ne için çekiyorum? Hı, evet. Sonra bir çıkıyorsun değil mi? Bir çıkıyorsun. Muhteşem bir dakika, bu Mençuna'ya. Şelalenin dibinde yüzülüyor. Yüzülüyor. Aynı yerden mi? Bir sürü şelalenin dibinde yüzülüyor. Ya arkadaş. Aynı yerden mi bahsediyoruz diye soruyorum. O ne? Ayı. O ne yuvası? Ayı yuvası. Oğlum kütük kütük. Ha. Arkadaşlar resim o böyle bir şey. Şöyle bir şeyden bahsettim. Ben zaten birçok YouTube kanalına çok fazla içerik çektiğim için kendi kanalımdaki içerikleri de böyle teker teker tasarlayamıyorum. Ama biz 4 kişilik bir ekibiz temelde ve orada herkes işini biliyor aslında. Kurguyu, çekimi vesaireyi. O yüzden doğal anlarımızı ve doğal anlarımı çekmeye çalışıyorum. Kendi deneyimlerimi, fikirlerimi ve işte içinde bulunduğum eğlenceli anları anlatmaya çalıştığım bir yapıya büründürmeye çalıştığım kanalı. O yüzden siz eğlendiyseniz ve keyif alıyorsanız ne mutlu, benim için yeterli. Ben eskiden beridir de böyle kendi kendimi çekip sürekli kurguluyorum zaten aslında. O yüzden ben mutluyum. Siz de mutluysanız ne mutlu bize. Şimdi. Nasıl buldun genel olarak? Ve insan gerçekten huzur veriyor. Buranın bir ruhu var. Hı hı. Ama sakin zamanda geldik. Hava çok güzeldi, güneşliydi. Hı hı. Bu mevsimde ocağa giriyoruz artık. Bu mevsimde böyle bulmak çok da mümkün değil. Biz şanslı. Tabii sıcak yani şu an hava. Tam montla falan geziyoruz ama öyle hani ay ellerim dondu, burnum dondu gibi bir durum söz konusu değil. Pişt. Afiyet olsun. Aslında o kadar kuvvetli ki denizi, dalgası, evet, yağmuru, fırtınası, havası. Ama biz cillop gibi günde geldik. Tabii çok güzel bir günde geldik ama işte biraz böyle iklim krizinin belirtileri burada da görülüyor. Çünkü teyzem bile söyledi hani bugüne kadar olmayan bir fırtına olduğu için o videonun başında gördüğünüz seranın üstü o yüzden öyle açık. Bugüne kadar olmayan bir fırtına, yani bir rüzgar vardı dedi. Ben ilk kez öyle gördüm dedi. O yüzden dedi seranın üstü uçtu dedi ama bence yakışmış bu arada üstü açık sera. İyi bir fikir yani. Sera yani bahçe, sera gibi takılıyorlar. Burası da böyle bir yer. Güzel ya, bence güzel. Şimdi demek istediğimi anlıyor musun? İnsanlar şey diyorlar ya böyle. Hani Ege çok güzel diyorlar. Evet çok güzel ama çok farklı. Yani buraya gelince burası sanki başka bir ülkeymiş gibi oluyor. Şimdi Fatma abla'ya gideceğiz. Fatma abla sevdiğim bir ablam. Kıymet verdiğim bir insan. Seni kim götürecek? Ben götüreceğim. Evet, ben yolu bilmiyorum. O biliyor. Nasıl oluyor? Ben sormayın ya, gerçekten. Hadi ama bir götür bakayım Fatma abla. Fatma abla bize çok 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 güzel yemekler yapar. Hele bir lazanyası var. Anlatamam. Lazanya hiç yemedim mesela. Gerçekten mi? Evet. Wow, o zaman senle bir ara biz lazanya yemeye gidelim. Olur. Nerede? Fatma abla. Ben en güzel bugüne kadar Fatma abla da yedim lazanyayı.